Merhaba beyler, ben Selim Atalay. Altın Oluk Karı'nın kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bildiğiniz üzere şeytanın bacağına kınak üzereydik. Dayabancı kırdık bile. Geçen bölümde daha doğrusu toplam 3 maç oynadık. 3 maçta 2 beraber 1 galibiyet seriyi. Burada Kisir karşısında ve karşısında hakikaten galibiyet zorladık. İstedik ama gel gör ki bu hani pek başarılı olduğunu söylediğimiz konularda son vuruşundaki beceriksizimiz yüzünden 3 puan alamamıştık. Şimdi aynı durumu Giresunspor karşısında arayacağız. Bakalım nasıl olacak. Sen atamıyorsun ona, sıkayım bari az çök de benim sinirlerimi hoplatma. Bakalım, günün ilk maçına başlıyoruz Giresunspor'la karşısında. Burada beni izleyen cuma günü izleyen herkese cuması mübarek olsun. Normalde akşamüstü video çekip yani gece doğru paylaşmak istiyorum ama boş vaktim vardı, boş vaktimi bile eğlendirmek istedim. Onun için kalktım gibi bir video hazırlamak istedim. İşte hazırlıyoruz işte, şöyle yapıyoruz. Devirirse geldiğinde söylediğim gibi oyuncu alırken başlayacağım. Hani neredeyse bir 10-15 dakika belki bir bölümlük full transfer video olabilir. Sağlam at yalnız. Hakikaten transfere ihtiyacımız var. Mesela kanatlardan, beklerde, orta saha alanında belki bir değişiklik için rotasyon amacıyla bir oyuncu dönebilir. Oyun kurucu bir mevkisinde yedek lazım. Forvet kısmından illa ki banko lazım hani o. Değil mi de? Şimdi ben direkt banko oyuncu alacağım oraya inşallah. Kiralarım ya, alırım bir şey yaparım muhakkak. Güzel atıyor, gol getirir. Ya abi yapma şimdi, gözünü seveyim ya. Yapma. Orta gol getir, yapma. Hocam zaten gol olmuştu yani. Golü direkt verebilirdin ya. Sıkıntı yok onda. Ulan tut be. İnsafsızın torunu tut bir kere de ya. Hadi Halil, koşalım lan biraz. O ne lan öyle? Oğlum sen Saffet Akgüz'müşsün, o nasıl koşmuş şeklidir ya? Ya arkadaş ya. Bak hadi bak, güzel ortogolu getirir. Ne bekliyorsun ki Allah aşkına, o kadar ne bekliyorsun ya? Adam geçecek aç ortaya da bu kadar zor olmamalı abi bunu yapmak ya. İşte oyun kurucu mevkini hala yedik boyunca olmamasının sıkıntısını düşürmüş şu an ya. Oynayabiliyormuş sanki hala abi.
Ömür'ü çok ters kanat dönüştürme ama bakalım ne olacak. Klasik artık alıştım ya artık. Göksu'ya ben tepki vermiyorum ya. Allah yazık günah. Adana 1-0 öne geçmiş. Ne güzel bize geçmiştik ama yine harbiden rakibe gol verdik yani. Hadi arkadaş hadi ya. Bu kadar üstüne oynayıp sırf beraber kalıyoruz. Hadi. Koş koş ver pası ver pası. Ver pası. Yanına riske giriyorsun. Ya sabır ya, ya sabır ya. Oğlum karşımızdaki Barcelona değil lan bu kadar şey yapmayın. Kırsmayın ya. Arslan Halil, Halil'den üstüne yenerek tek pas. Arslan orta vur lan vur. Ya arkadaş bize gelen kaleci niye panter kesiliyor ya? Abi anlamıyorum bize gelen kaleci niye panter kesiliyor? Geçen maçta Kasımpaşa'nın kalecisi, Haşkin'in kalecisi. Ya bizden önce anasını satayım hepsi kova oluyor. Bize gülüyor herkes panter ya. Yapma 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 yapma. Kapat orayı kapat orayı. Oğlum, adam ki orta açtı puşa penaltı oldu lan yapmayın lan işte. Ulan Sinan, ulan Sinan. Senin ben yapacağım markışı seveyim, değil mi? Bak hadi bak, güzel gol getirir. Ya arkadaş ya. Böyle antik kuntik vuruş yapıyorlar ya bunları. Tutup var ya dövesim geliyor hepsini. Tokatlı isim geliyor ya. Tokat manyak yapasım geliyor bunların. Yok artık ebesinin nikahı. Ya Allah'ım Allah'ım bak. Beraber takım olduk. Bu nasıl bir mantık bir şey ya? Bu kadar sır bir sportları abi oynayamam ya. Bu kadar çok zor olmamalıydı. Bak ya. Üçüncü maçımız yine hak etmediği skorsumuzu kapatıyoruz ya. Şakar mısın? Yazık günah. Yok muydun yazık günah? Ohunu almışım kart olarak. Gelsin ya bakalım ben şey yaparım. İha ederim. Valla şu an istediğimiz gibi olmuyor her şey. Hakikaten hani top oynayıp, takım oyunu oynayıp ama sonuçta şu beceriksizimiz üzüldü.
takım oyunu oynayıp son vuruşlardaki kötü olmamız hakikaten bizi baya baya etkiliyor. Ama sıkıntı yok. Bunu da sahip edeceğim. Umuyorum. Aldım para ne kadar şimdi ki? 34 oluyorsun abi. Neyin kafası? Kiralık olarak alıyorlar. Çok bir şey yok yani bu. Tekrar bir maç çıkalım abi. Ya şu devre arasına bir gelsek var ya hakikaten rahatlayacağız ya. Ciddi rahatlayacağız. Ya şu an sezon başında yaptığım kendi hatamdan ötürü işte genç oyuncuları kiraladım. Kendi elimdeki kadroyu daralttım. İşte şu an onların yaptığım kısası. Kendi yaptığım hatalarını şu an bir dilini çekiyorum. Ama bakalım. İnşallah bu sorunu çözeriz. Öyle umuyorum. Yani son 4-5 maçları hani hakikaten oynayıp kaybediyorum. Böyle bir kötü bir şey olamaz ya. Yani şu an çoktan ben putaya falan girmiştim yani o kadar söylüyorum. Ama sıkıntı yok yani buna da sabır diyelim. İlla bunlara girip geçecek yani. Hani maçlarda pozisyon buluyoruz. İyi kötü pozisyon buluyorum ama bu pozisyonu değerlendiremiyorum. Böyle bir sıkıntım var. Eğer bu pozisyonları adam akıllı değerlendirebilirsek hakikaten başarı oluşuruz. Zaten ilk yapacağım olarak şey belli yani. Buraya girdikten sonra bir ve ikinci olmam için benim bayağı bayağı uğraşmam gerekiyor. Ki bu da bayağı bayağı bir zor gözüküyor şu an bu tabloya baktığımda. Ama playoff'a girdikten sonra playoff'lardan adı akıllı bir mücadele ortaya koyarsak süper etkili ihtimaliz var. Tabii ki süper çıkamasın ne olur? Hiçbir sıkıntı olmaz. Seneye tekrar aynı şekilde devam edelim. Takımı güçlenmeye odaklanırım. Zaten takımı güçlenmeye odaklanırsam abi benim için mantıklı. Çünkü daha iyi olur. Neden olur? Şimdi şöyle düşünelim. Sezon başında hatalar yaptım. Taktik hatalar hem de oyuncuları yaptım. Yani bunu tekrar ama sen takım daha da güçlü bir kadro kurarım. Fatih'te bu sene oynadıktan sonra süper çıkıp tekrar mücadele ederiz. Mücadele sonunda kazanan biz olursak yani şüphe ki hani hemen iskelesi olan bir takımla çıkmış olurum. Bu da benim için daha iyi olur. Ama belli bakalım. Yani ilk sezon çıksak tabii ki çok güzel olur. Tabii ki yerine iyi oyuncular kapatabilirim. Boştakileri vesaire, satılıkları, kiralıkları. Ya yaparım, bunda hiçbir sıkıntı yok. En kötü oyuncu alırsın, kiralarsın. En temiz. Oyun kurucu lazım bir tane. Düzgün şekilde pas yapabilecek. Donay güzel ama Donay'da da bizim Adrian gibi. Keyfini oynuyor genelde. Sevgiler maç başladı. Bakalım bu sefer Shatter'ın burcuna kırabilecek miyiz bu maçta da? Klasik olarak göksü yine kaçıracak klasik olarak. Yani artık alış göksü ya. Orada direkt
İçeri güzel bir ot ekilseydi yine bunun gibi kesin bir pozisyona gol yiyin. Golü muhtemelen falan vardı yani. Çok kalabalık bir ot. Hiç ceza alanı içeri. Abi şey bu taktikle hakikaten kanatların oyunun etkisi baya baya büyük. Kendi her maçta iyi yönet oluyorlar. Ama işte nedense oyunun katkıları çok kötü oluyor nedense. Genel tabii şimdi çok genel olarak konuşmuyorum. Veya ben de şu an oyuncunun itibariyle söylüyorum. Hani golün oluşumunda var ama asist olarak yapmıyorlar. Öyle düşünelim. Devamlı verkaçlarla, ufak ufak paslarla, uzun paslı denemeleriyle oynuyorlar. Maalesef yine İtalyan olmayan bir şey görüyoruz, maç görüyoruz. Tırtız yani, vallahi tırtız yani. Bunun bir başka açıklaması yok. Yener de iyi oynamıştı, ne yapmış merak ediyorum. Ya adam onu çok çok güzel kuş atmış be, atsaydın onu güzel olurdu. Yener onu iyi gördü. Sakatlandırmasın satayım, çok güzel. İyi gördü dedim ya, kaldıramadı tabi adam. Abi siz nasıl bir sığırsınız ya? Vallahi sığır bunlar. Hakikaten sığır bunlar. Oğlum bitiriniz var ya, 9 olan adam, hatta 9'u işlemeden gidiyor olan bir adam o pozisyonu atardı be. Allah'ım Allah'ım ya. Allah'ım Allah'ım ya. Bundan mı sanıyorum ben? Ne yapıyorum ya? Ver kırmızıyı, ver kırmızıyı pozisyonu, ver kırmızıyı gitmesin. Yeter, daha nasıl ses ettim, şuna bak ya. Bu kaçıncı faulünüz lan? Gol be, hele şu... Hele şu attı golü ya. Abi ne yapsam, Donnie'ye acaba orta falan mı koysam ya? Çuşak, adam çuşak gol atabiliyor arada. Bizim sığırlar gibi değil yani. O şu diğerlerinde kırmızı gözü çok ne kadar güzel biliyor musun? Şu an maçta iki tane kırmızı, iki tane sarı gören adam var. Hatta 3 isaklı görmüş, 3 olmuş şu an. Ya arkadaşım benim millet 4-3 atıyor ya. Ben milletimce seviniyorum. Kapat, kapat orayı, kapat orayı. Ortaştırma. Aferin Ömer. Bu neydi lan? Gerizekalı, orta maçın kaleye mi vurdun? Bu ne? 4 oldu burada sırf bir şeyleri. Allah'ım Allah'ım ya, atamıyoruz bak abi, biz atamıyoruz ya, bizim şey değil herhalde. Bize gol atmak herhalde lanetlemiş miyiz, ne yapmışız anlamadım ki arkadaş. Sanırım bizim oyunculara gol atmayın demişler. Onları da atmıyoruz.
Bak bak kıçın pozisyonlara bak abi, şaka gibiyim ya. Girin lan. Girikisi var ya, kırmızı görünç. Umlun değil. Of. Lan son dakika bak bak var ya, kesin gol geliyor bak. Son dakika sevmem. Ya şu mağazımda sevmem ama olsun. Bitir oğlum var ya, topunu zıplayın lan gerekirse. Bak bak Allah'ım Allah'ım ya. Ya tek tek pozisyona bile şey yapamıyoruz. Bu nasıl bir sığırlıktır ya. Hocam vallahi bitti lan. Hani oyuncu saniye oldu. Neyse şeytanım hocam, sefer kırdık ya hiç yoksa. Bunu sevinelim. Onuncu olduk tekrardan. Ne kadar güzel. Aa, 5 maça inilmiyoruz. Çünkü neden hep beraber kalıyoruz. Şimdi Toto ile aramızda 22 bir puan var aramızda. Güzel güzel. Bir puan olması gayet güzel. Ya şaka bir ne var ya, o kadar kötü başlamamıza rağmen hakikaten yine iyi tutmadık. Bakalım Adana karşısında da bir galata alırsak abi tamamdır, kutudayız muhakkak. Abi ben kim, siz de görüyorsunuz pozisyonun maçları. Yani adamlar %100 gol pozisyonu kaçırıyor. Şimdi ben daha ne yapayım? Nasıl sıfır taktik yapayım bunda arkadaşlar? Abi Göksu alıyorum. Sır. Atabey'i alıyorum. O ondan sır. Lan Murat alıyorum. Lan Murat maçta gözükmüyor zaten. Ulan ah Fatih olacaktı var ya Fatih'im. Onu hiç çoksa adam geçmiş diye şey yapardım. Adına yedinse de yani bir nevi şey de oluyor. Futu'da şu an. Futu'nun şu an en son takım adına demiyor. Aramızda bir puan var. Eğer yenersek en kötü 9. yüzyıldan. Ya 8. olabiliriz. Yenelim de. Sıkıntı yok. Ne acelem var ne şeyim var. Futu'ya illa ki yeriz bir şekilde. Ama yani yenelim. Devrarsa Eren Tozlu'yu kiralayacağım. Levent bayağı bir verim almış Levent'ten şey Eren Tozlu'dan. Öyle söyledi. Baya atıyor dedi. Bakalım. Yani inşallah alt tepeden düzgün bir oyun çıkar da yani oyuncunun üstünden gideriz çoksa ya. Ki benim oğlum takımda düzgün bir oyun çıkması çok çok zor.
Aa, benim adım lan Mustafa Tiryaki. Dayı sen niye gittin oğlum İngiltere'ye? Oha, çok para istiyorum oğlum sana ya. Koca sana kadar para veremem. Ama listemi alayım, şimdi şey yaparız. Şimdi sen bunu mu aldın benden? Git ciddi, bunu aldın mı lan? Helal olsun, ne diyeyim? Oğlum adamın hayır yok ki lan. Adamın nesini aldın? Onu da anlamadım ama. Ne lan? Ne yapıyorsunuz oğlum siz? Oha, en iyisi bizmişiz. İnanmam. Buradan bana mı geliyormuş? Aha, gelir gelir. Oğlum ben bunu niçin alayım antrenör olarak? Uyuma bakmadım. Soktur ya. Uyum yokmuş. Ama sıkıntı yok. Şeyi göndeririz. Dur, ben şey gönderirim ya, Almanya'ya gönderirim adamı. Almanya'daki bana şeyi bulsun. Ah, adam gelmez. Gele de iyi asistanlar ya. Ali Akkos. Geleceğim gözüncü olarak, gelmezsin sen ya. Gelmeyeceğim zaten de işte. Bu adam da gözüncü olarak gelmez. Kalecan Tönü varmış burada. Oğlum bir ne lan? Hiç. Of of. Sen kimsin ya? Umudayı sen ya. Yok oğlum, yok oğlum, o kadar para verme ihtimali yok. Bunu kiralarız, bunu da ekleriz de. Hoş, fizik olarak tırsın ama bakalım. Kerim'i mi aldık oraya? Bakalım ne olacak. Yalnız yardırıyor da az bize. Hadi onu güzel gol getirir.
Aslanım benim be Erkan be. Aslanım ya. Ulan bu. Hadalil, Hadalil, Hadalil. Ya abi yok, yemedim tıkımda şans yok ya. Çölde kutup ayısı izlemesini satayım. Yapma, yap, yapma, yapma, yapma. Versene hoca, kartı hoca. 2 de attık anasını satayım, işte bu ya. Bu kadar oğlum ya. Ağrı her gün de ağrıyor ya. Hadi oğlum. Güzel bir pas. Aç ortayı abi. Ya bekleme anasını. İlla oyuncu oraya gelmesini de bekliyorsun oraya kadar ya. Ah be, içeri çevirse var ya kesin gol pozisyonuydu. Yoksa herhalde atardı herhalde onu, o kadar da değildi herhalde. Aç ortayı. Aman Allah'ım, Göksu gol attı, aman Allah'ım, büyük başarı. İnanmıyorum. Sanırım geçenki dualarım kabul oldu herhalde. Geçen maçı da yapmıştım ya. Millet 4 tutuyor, ben daha bir de şey yapmıştım. Ulan sahaya ne oldu? Kar mı yağdı oğlum sahaya ya? Ne lan? Penaltı değil mi hocam pozisyon ya? Allah Allah. Karşı takım sanırım bize kung fu herhalde. Bu ne lan? Oha 24 faul yapmış ya. Hocam artık ver şurada bir kırmızıyı rahatlasınlar diyor. Bak bak Allah'ım Allah'ım ya. Dayaklık bunlar. Ova ver kırmızıyı, ver kırmızıyı canım, ver kırmızıyı. Adı Aykut, sana göre göre canım. Goodbye Aykut, goodbye. Ömür, Göksu, Göksu, Göksu. Lan Göksu, tek ona kırmızı iyiydi. Halil, Doğanay, Doğanay'da tekrar Halil'e gelirim gelmedi. Sonra Arslan, Arslan tekrar Halil attı, Halil. Baktı Berkay, Berkay pasını alışımı verdi Ömür'e, Ömür tekrar sattı Arslan'a, Arslan Halil'e. Göksu, at artık onun Göksu'nu.
Ya Rabbim sana şükürler olsun. Ulan 4-0'da gördük ama amacı artık. Umutluyum kariyerde. Ulan pas verseydin kesin o pasörün bir şey olurdu ya. Bir dakika lan ben bu Adana Demirspor'u oynadım mı? Şu Marek'i sen sanırım hatırlıyor gibiyim de. Ama emin değilim. Harika mı oynuyor? Dört sıfır. Temiz skor. Çok iyi be. Beyler liderle aramızda maç fazla 5 puan kalmış gözüküyor. Sıkıntı yok. Bana göre gayet iyi. Uzun biliyoruz. Sanırım bugün Cennet hakikaten ilk defa o kadar iyi bir performans sergiledik. Gördüğünüz gibi son maçta da hakikaten çok iyi, çok iyi oynuyoruz. Hani şunu söyleyebilirim. İlk başta pas oyunda tamamıyla karşı olan bir takım vardı altın orduda. Şu an ise tamamıyla durumu değiştirmiş oldu. Yeniden geldiği kadarıyla da bunu devam edeceğim. Ama takım artık gidiyor, artık uyum sağlamaya başladık. O kadar hakikaten şüphemiz yok. Zaten 3 maç kalmış. Büyük ihtimal önümüzdeki seri akşam çekerim. Bu akşam da hani, yayınlamaya çalışırım. Onun sonra devresi geliyor, transferler falan oluyor. Transferleri video çekme ihtimalim var mı? Onu duruma göre değişir ya. Ama maç var. İlla ki çekeceğim. Sıkıntı yok konuda. Ama biz önce alıp bu şeyi altın kariyerine hakikaten zirveye kadar gitmeye çalışacağım. Beni izlediğiniz için hepiniz teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Tekrar hayırlı cumalar diliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek ümidiyle.